Hoş geldiniz. Ağustos'u da geride bıraktık ve artık Eylül ayındayız. Eylül otelleriyle ta Haziran'dan beri başladığım ay ay seri otellerin Eylül bölümüyle bugün karşınızda olacağım. Ama önce gerçekten gençliğime damga vurmuş, benim için çok önemli, kitap yazmama sebep olmuş, bana ilham vermiş, yazabileceğime inandırmış bir edebiyatçıyı, edebiyatçılığından önce bir büyük tiyatrocuyu, bir büyük ustayı kaybettik. O yüzden bu bölüme müsaade ederseniz Ferhan Şensoy'u saygıyla anarak başlamak istiyorum. Çok büyük bir sanatçıydı. Çok fazla insan yetiştirdi, çok fazla insanı etkiledi, çok fazla insanın hayatına dokundu diye düşünüyorum Ferhan Usta. Maalesef Ferhan Usta da gitti. Saygıyla. Şimdi izin verirseniz bugünkü bölümümüze başlayalım. Eylül otellerindeyiz. Kanalı başından beri takip edenler ve videolarımı izleyenler bilirler ki Temmuz-Ağustos'ta tatile gitmem ve gitmeyi de çok önermem. Bunu bir otel profesyoneli olarak söylüyorum. Uzun yıllardır bu meslekte otel yöneticiliği yapan birisi olarak söylüyorum. Çünkü Temmuz-Ağustos hem çok sıcak hem çok kalabalık hem de çok pahalıdır. Ama geride kaldı, artık Eylül'deyiz. Yavaş yavaş benim çok sevdiğim zamanlara, Eylül'e ve Ekim'e doğru hareket ediyoruz. Bugünkü konumuz da Eylül otelleri. Bugün sizlere 4 tane Eylül oteli seçtim. Peki neye göre? Her zaman söylediğim gibi böyle fiyatları ayakları yere basan, ulaşılabilir en azından. Yani tabii ki göreceli bir kavramdır ama ulaşılabilir. Daha kolay gidip tatil yapılabilir. 4 tane otel seçmeye gayret ettim. Daha fazla, bugün çok hüzünlü bir gün, çok hüzünlü bir dönem yaşıyoruz Ferhan Şensoy'dan dolayı. Ve daha fazla hani kendimi daha fazla düşürmeden evvel izin verirseniz bu otellere hemen başlayayım ben. İlk otelim Side'den gelecek. Çok eğlenceli bir oteldir. Öyle ki içerisinde hemen hemen yok diyebilirim. Birçok şey var. Çocuk kulübü var, spa var, gençlik kulübü var. Nefis bir outdoor eğlence parkı var falan. Çok da geniş bir arazi. Side'de Ali Bey Park'tan bahsediyorum. Bu otel böyle keyifli zaman geçirmek için yaratılmış adeta. Onun için tasarlanmış gibi duruyor. O yüzden hiç vakit kaybetmeden Side'ye gidelim. Ali Bey Park, Side, Eylül otellerinin ilk oteli. Buyurun efendim. Thank you.
Bugünün ikinci oteli Marmaris'ten. Aslında onlar otelcilik grubu olarak daha çok İstanbul'da faaliyet gösteriyorlar. Sapanca'da güzel bir otelleri var. Onu da yeni yaptılar bildiğim kadarıyla ama Marmaris'teki bu otelleri de çok başarılı bir otel gerçekten. Elite World grubunun bir oteli. Elite World Marmaris. Buyurun. Eylül özellikle Türkiye'nin güneyinde tatil yapmak için çok elverişli bir ay. Çünkü Eylül ayında o Antalya bölgesinin özellikle çok deli sıcakları, çılgın sıcakları biraz hafiflemeye başlıyor. Ve böyle tam tabiri caizse limonata gibi çok keyifli havalar oluyor orada. Bir de deniz suyu çok geç soğuduğu için çok keyifli denize girmek de mümkün. İşte şimdi Antalya bölgesine gideceğiz. Önce Alanya'ya. Alanya'dan bir otel anlatacağım sizlere. Long Beach Resort Alanya. Çok başarılı, çok güzel bir kumu var. Çok başarılı bir otel. Ve tam da mevsimi Eylül ayı. Buyurun efendim, Long Beach Resort Alanya. Eylül otelleri listemdeki son otel yine Antalya bölgesinde ancak bu kez Belek'ten. Bilenler bilir, çok anlattım bu kanalda. Belek benim Antalya'da birinci önceliğim değildir. Ben önce Kemer'i tercih ederim. İşte efendim, sonra Side'yi tercih ederim falan ama Belek'te çok güzel bir otel bu gerçekten. O yüzden Eylül listeme Belek'ten bir otel almak istedim. Bir de tam mevsimi, tam güzel zamanı oranın. Paloma Grida Belek. Paloma grubunun birçok oteli var. Birçok otelini daha önce anlattım, videolarını gösterdim. Birçok otelini birebir sorduğunuz, yani o yorumların altında sorduğunuz noktalarda önermeye, anlatmaya, linklerini vermeye gayret ettim ama bu oteli ilk kez videolandıracağım. Paloma Grida Belek. Çok güzel bir Belek oteli gerçekten. Buyurun birlikte bakalım. We'll be right back.
Eylül hüzünlü bir aydır. Şiir ayıdır, şairlerin ayıdır. Hüzünlü başladı bizim için de Ferhan Şensoy'un kaybıyla. Kötü başlayan Eylül, ümit ediyorum hepimiz için sağlıklı ve güzel devam eder. Eylül ayının otellerine burada son verirken bir sonraki bölümde gizli kalmış otelleri, biraz daha bilinmeyen noktalardaki, bilinmeyen arkada köşede kalmış otelleri anlatmaya çalışacağım sizlere. O güne kadar videoyu beğendiyseniz şu ünlü işareti yapmayı, tabii ki abone olmayı ve arzu ederseniz sorularınızı videolarımın altında yorum olarak yapmayı unutmayın. Her birine tek tek yanıt vermeye gayret ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.